Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kurban bahsi. Kurban kelimesi kurbiyetten geliyor. Yani kişi bunu Allah için keserek Allah'ın rızasına yakınlaşması anlamına geliyor. Kurban konusu tabii birkaç bölümde anlatılması gereken bir konu. Öncelikle kurban kesilmesi nedir? Yani hükmü nedir? Sonra kimlerin kesmesi kurbanı gerekiyor? Kimlere vaciptir? Sonra tabii kurban kesme vakti ve kurban hayvanında konusu. Önce kurban kesmenin hükmüne bakalım. Kudüri'den aldığım şu ibareleri El-Udhiyyetü vacibetün buyuruyor. Kurban kesmek vacip. İnde bi Hanife'te yalnız Ebu Hanife'ye göre buyuruyor. Yani İmam-ı Azam Hazretleri'ne göre demek ki kurban kesmek vacip. Ve indel imameyni ve şafiiyi sünnetün müekkedetün. İmameyne göre Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre ve yine İmam-ı Şafii'ne göre ise kurban kesmek sünneti müekket bunlara göre de. Şunu belirtelim. Yani İslam dininde kurban kesmek diye bir ibadet var. Bu tabi kesin olarak biliniyor. Ancak bu kurban kesmek yani farz mı, vacip mi, sünnet mi? Tabi müçtehitlerin içtihadı burada farklı oluyor delillere bakarak. Şimdi kurban kesmesi kimlere vacip oluyor? İmam-ı Azam'ın içtihadına göre. Ala külli hürrim müslimin. Hür olan Müslümanlara vacip oluyor. Mukimin bir de mukim olan Müslümanlara vacip oluyor. Yani öncelikle kişinin, o insanın Müslüman olması, İslam inancı üzerine bulunması, ondan sonra yine bu kişinin bir de mukim olması. Mukim, seferinin zıddı. Yani bir kişi bu bayram günlerinde sefir halinde olmaması. Tabii mukim de iki türlü oluyor. Kişi ya vatanı aslisindedir, yani kendi yurdunda vatandadır. Ya da gittiği yerde, bayram günlerinde gittiği yerde en azından 15 gün kalacaksa kişi orada yine mukim sayılıyor. Seferi yolcu sayılmıyor. Demek ki Allah korusun Müslüman olmayan kişiye tabi namaz da farz değil, oruç da farz değil, bu kişinin kurban kesmesi de buna vacip değil, gerekmiyor. Kesse de kurbanı et olur, bir sevap alamaz. Önce kişinin İslamiyet'i benimseme inanması gerekiyor. Sonra mukim olması gerekiyor. Çünkü bir kimse seferi halde iken, yani bir kişi yolcu durumunda iken, tabi yolculukta kişi bulunduğu yerden en azından 90 kilometre kadar bir yolculuğa gidecekse bu kişiye
dinimizde seferi hali deniliyor. Bu kişinin, yani bir kimse seferi haldeyken yine bu kişi gittiği yerde 15 günden az kalacaksa yine o kişinin bu yolculuk hali devam ediyor. İslam dine bunlara bazı kolaylıklar, avantajlar veriyor. Mesela bir kimse seferi halde iken o kimseye cuma namazı kılmakta farz olmuyor. İster yolda seyir halinde olsun, ister gittiği yerde 15 gün kalmayacaksa o kişiye cuma namazına gitmek farz olmuyor. Ama tabi ona mukabil öğle namazı kılması farz oluyor. Yine bir kimse yolcu halindeyken o kişiye 4 rekatı farz namazlarında 2 rekat kılması gerekiyor bunlara. Yine bunlara bayram namazı da vacip olmuyor. Yine bunların bir özelliği daha var. Kişi Ramazan ayında eğer yolcu halinde olursa oruç tutmayabiliyor. Sonradan kaza yapmak şartıyla. İşte bir kimse yolcu halindeyken buna cuma namazı farz olmuyor. Oruç tutması da mecbur olmuyor. Buna namazlar bile, farz namazları bile iki indiriliyor bu kişide. Tabii yolcu olan bir kişinin kurban kesmesi, onun oruçması işte çok daha güç olduğu için İslam bunlara kolaylık tanıyor. Demek ki bir kimse Müslüman olduğu halde ama kurban bayramı günlerinde yolcu halinde bulunursa ya da gittiği yerde 15 gün daha az kalacaksa bunlara kurban kesmek de gerekmiyor. Keserse de nafile kurban olmuş olur, vacip olmuyor. Musir'in bir de tabi zengin olması, yani bu kişinin sadaka-i fitre nisabına malik olması da gerekiyor. Elhamdülillah Müslümandır, mukimdir. Yani yolcu değil, vatanda oturuyor bayram günlerinde. Ama tabii fakirse yine bunlara kurban kesmesi de vacip olmuyor. Kurban nisabı deniyor. Sadaka-i fitr ile aynı denk oranda oluyor bunlar bu. Zekat nisabından bu biraz farklı oluyor. Zekat nisabında geçer akçe, yani tedavide bulunan para, altın, gümüş ve bütün ticari mallar giriyorlar zekatta. Bir kimsenin satılık olmamak şartı ile iki evi olsa, iki arabası olsa, kişinin evinde lüks fazla eşyası da olsa bunlar zekata girmiyor bunlar. Ama kurban hesabında giriyor bunlar. Yani bir kişinin oturduğu evinden fazla evi olsa, hatta evi o anda boş bile olsa, kiracı bile olmasa yine bu kişi zengin sayılıyor. Yine kişinin evinde fazla lüks eşya olsa ve kişinin evinde kullanamayacağı kadar fazla, mesela halı şu su bu olsa, demek ki bunların tutarı da eğer ki bir nisap miktarı dediğimiz aşağı yukarı 90 gram altın değerine kadar varıyorsa bu kişi şer'an, yani dinimizde zengin sayılıyor. Yalnız bir farkla fiyemül edha buyuruluyor. Bu kişi zekat gibi değil buradaki zenginlik. Mesela zekatta şöyle bir koşul vardı. Bir kimse nisaba
yani belirli bir meblağa sahip olduktan sonra üzerinden bir tam yıl geçmesi bekleniyor. Ondan sonra zekat farz oluyor. Kurbanda ise böyle bir koşul yok. Bir kimse kurban kesme günleri ki üç gündür bunlar bayramda, bir kimse bu üç gün içerisinde böyle bir mala paraya sahip olursa buna hemen kurban kesmesi vacip oluyor. Burada ayrıca İmam-ı Muhammed'e göre iki şart daha var. Akıl, buluğ. Bir kimse mesela babadan, anneden kendisine miras kalmış olabilir. Yani şeran zengin olabilir ama akıllı değilse ona da kurban kesmesi vacip olmuyor. İmam-ı Muhammed'e göre yine bülüğ çağına ermeyen bir çocuğun da parası, serveti olsa, tabi bu servet miras yoluyla olsa, yine buna kurban vacip olmuyor. Ve fetva da bunun üzerinedir. Şimdi gelelim inşallah kurban kesme günü hangi günlerde, ne zamana kadar kurbanın kesilmesi gerekiyor? Kurban bayramının birinci gününe nahir günde denir. Yani hayvan kesme günü denir. İşte kurban bayramı dediğimiz Zilhicce ayının 10. günü. Fecir vaktiyle kurban kesme vakti başlıyor. Nedir fecir? Yani doğuda, ufukta tanrının ağrınması. Güneş doğmadan önce imsak vakti dediğimiz vaktin başlamasıyla kurban kesmenin de vakti başlamış oluyor. Bir şartla kişinin bulunduğu yer, şehir, kasaba, köy gibi meskun bir yer ise, orada bayram namazı da kılınıyorsa, bayram namazı kılınan yerlerde ancak bayram namazı kılındıktan sonra kurban kesimi başlamış oluyor. Ama kişinin yaşadığı yer, bir yaylada, işte dağ başında kişi mesela yazın tek başına ve birkaç tane yaşıyorlar. Uzakta yaşıyorlar. Ya da kampta bir grup yaşıyorlar. Bunların bulunduğu yerde köye, kasabaya uzaksa, orada bayramımızı kılmıyorsa, bunlar bayram sabahı tanrının ağrımasıyla, yani imsak vaktinin başlamasıyla orada kurban kesebilirler. Ancak bayramı kıldığı yerlerde bir kişi eğer namazdan önce kurbanını keserse bu kurbanın iadesi gerekiyor bile. Ve demek ki kurban kesme bayram günü imsak vaktiyle başlıyor. Ancak namaz kılınan yerlerde bayramdan sonra kesilmesi gerekiyor. Ayrıca ikinci günü de üçüncü günü de kurban kesilebiliyor. Üçüncü günü güneş batmadan önce kurbanın kesilmesi şart. Mesela bir kimse birinci günü kesemedi veya kestiremedi. Kendine sıra gelmedi ya kendi işi oldu. İkinci günü tabii keser. İlk günü kesmek daha eftal, daha sevap yani. Ama ilk günü de keser normaldir yani. İkinci günde kesemedi ya kestiremedi, üçüncü günde kaldı. Üçüncü günü güneş batmadan, yani akşam namazı olmadan önce kurbanın kesilmiş olması lazım ki kurban olması için.
Mesela güneş batmadan önce büyük hayvan derim kesildi. Ama bunun yüzülmesi, parçalanması geç de kalsa zarar etmez. Mutlaka demek ki üçüncü günü akşam ezanından önce kurban kesilmesi gerekiyor ki bunun kurban olması için. Bu tabi üç gün Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebine göre ise bayramın dördüncü günü de kurban kesilebiliyor. Şafii mezhebine göre. Hangi hayvanlar kurban olabilir? O konuya bakalım şimdi. Önce şöyle bir şart var. Evcil dediğimiz ehil hayvanlar ancak bunlardan kurban oluyor. Ne gibi? Koyun, keçi, sığır, manda ve deve gibi. Yani koyun, keçi, sığır yani inek dediğimiz manda ve deve. Ancak ki kurban bu hayvanlardan oluyor. Eti yenen vahşi hayvandan kurban olmuyor. Mesela geyik büyük hayvandır kendisi. Eti yenir, helaldir ama buna kurban olmaz. Hatta bir kimse yavru iken böyle bir vahşi hayvan tutup da evcilleştirirse ehil hayvan olsa bile yine bundan kurban olmuyor. Bir de bu hayvanların tabi yaşı önemli. Koyun ve keçinin bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Yalnız koyunda bir fark var. Keçi değil ama. Koyunda bir fark var. Bir koyun 6 ayını tamamen doldurmuş, 7. ayına girmiş bir koyun. Eğer iri yapılı olursa bir yaşındaki koyundan farkı olmazsa, iri yapılırsa ondan da kurban olabiliyor. Ama 6-7 aylık bir koyun cılız kalmış, küçük kalmış yapısı bundan kurban olmaz. Bununla beraber bir koyun ve bir keçi bir yaşını doldurmuşlarsa ne kadar yaplı ve küçük de olsa yine kurban olurlar. Sığır mandaya gelince, yani inek ve mandaya gelince, bunların da iki yaşını doldurmuş olmaları, üçüncü yaştan da gün almış olmaları gerekiyor. Demek ki sığır manda, inek yani bunlar, iki yaşını mutlaka doldurmuş olması gerekiyor. Bu yaşlar da tabi İslami kameri ayına göre bunlar da. Mesela diyelim ki Ramazan ayında doğan bir buza, inek yavrusu. 2 sene sonra Ramazan ayını geçti mi bu 2 yaşında olmuş oluyor. Halbuki miladi yıla göre olmuyor tabi. Ama buradaki nedir ölçü? Bizlere İslami kamer aylarıdır. Deveye gelince, gerçi yöremizde deve kesen fazla yok ama tabi olan yerde de vardır. Devenin de 5 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Şimdi burada bir ince nokta var. Bakınız, hayvanların küçükken kesilmemesi gerekiyor. Günümüzde süt buzağı, süt kuzuya kesiyorlar, hayvanları kesiyorlar. Tabi buna yazık oluyor. Hem israf oluyor. Süt buzağı yerine 2 yaşını dolduran bir hayvanın dana kesilirse ne olur? Eti tabi daha fazla olur. Eti fazla olur. Ayrıca o hayvanın da biraz yaşam hakkı var dünyada. Bir kuzu düşünelim ki
annesinden doğmuş. Hemen 15 sonra kessin mi, hayvanın da bir yaşama hakkı vardı ya, o tabii elden gidiyor hayvanın da. O hayvan da sütten kesilsin, bir çayıra mera çıksın, otlasın, atlasın, koşsun, onun da bir hakkı var. Buzağı da bunun gibi. Buzağı da eğer bir süt buzağı hemen kesilirse, tabii buna da yazık tabii ya. Onun da yaşam hakkı var bu dünyada. Onun için yaratılmış da. O buzağı da sütten kesilecek, çayra gidecek, otluğa gidecek, yem yiyecek, atlayacak, koşacak. Onun da bu hakkı var. Bunun için hem israf kalkmış oluyor. Mesela süt kuzusu 10 tane keseceğine bir koyun kesilir. 10 tane süt buzağı yerine yine kesilir. Hem bunda hayvan israfı olmamış oluyor. Ayrıca bazı çevreler, bazı belirli çevreler yani bu kurban konusuna da dil uzatıyorlar. Yani İslam'la bağdaşamayanlar. Ne yazık ki nüfus kağında İslam yazı oldukları halde İslam'la bağdaşamayanlar. Sapık inançlara kapılanlar, hangi şey olursa olsun, eğer İslam'da bir şey varsa, ona karşı çıkmayı artık bir kendileri için bir görev adetmişler bunlar. Ne yapıyorlar bunlar? Tabii bir yaygara yapıyorlar. Yani çatlak sesler çıkarıyorlar. Hayvan şöyle oluyor, böyle oluyor, hayvan zine oluyor, şunlar bunlar. Halbuki yıl başında o kadar hindi kesiliyor. Ne oluyor hindi kesildiler? Meze oluyor meze. Yarısı yeniyor, yarısı çöpüre atılıyor. Bu kadar çamlar devriliyor, çamlar kesiliyor. Hiç ama hiç sesleri çıkmıyor. Nedir çamlar? Ülkemizin akciğeri çamlar. Bir vatanda, ülkede çam ağaçları olmadı mı, o ülkenin akciğeri, solunum yolu kapanmış oluyor. Havayı temizliyor onlar. Yine yılbaşında aşırı derecede, korkunç şekilde alkol tüketiliyor. Kaza oluyor. Bunların yanında hiç sesleri çıkmayanlar. Yani. Alkolikler, hangi otellerde yılbaşı tatili yapanlar, su gibi alkol tüketenler, kumar oynamalar, korku israflar, bunların yanında hiç sesini çıkarmayanlar, yılda bir kurban konusu gelince mutlaka çatlak sesleriyle bir çatlak sesler çıkarmayı bir adet edinmişler bu zavallı. Efendim işte ziyan da oluyor, israf da oluyor. Hayır, olmuyor, olmuyor. Gerçi onunla et her zaman yiyorlar. Ama et yemeyenler bu kurbanda yiyorlar sevgili kardeşlerim. Ayrıca evet, Kurban Bayramı'nda kurbanlık hayvanlar kesiliyor. Ama buna mukabil mezbahada kesim de çok duruyor ama yani. Yani belki %10 ancak kesiliyor böyle. Yine bu denge sağlanıyor. Ne var ki? Bir fark var ki her et yemeyenler de bu bayı yemiş oluyorlar. Şimdi gelelim inşallah bir de kurbanlık hayvanlarda bir sakatlık olursa bunların kurulması doğru mu değil mi? Kurban Allah için yaşanıyor, kesileceğinden. Her ne kadar onun etinden, derisinden, yağından, her şeyinden gerek kesen kişi, gerek ev halkı yararlanmakla beraber, ama gerçekte bu Allah için kesileceği için tabii ki hayvanın da düzgün olması
gerekiyor. Bu önemli birkaç tane sakatlığı burada sayayım inşallah. Biri hayvanın gözünün kör olmaması gerekiyor. Gerek hayvanın bir gözü, gerek iki gözü kör olursa, tabi bu hayvan Allah'a kurban edilemez tabi. Edilemez. Bu kurban olmuyor. Hatta bir gözünün bile hayvanın körlüğü, yani görme oranı yarıdan az ise, yani %70 kadar körlük varsa gözünde, o da yine kurban olmuyor. Ayaklarının hayvanın sağlam olması gerekiyor. Kurbanda bir hayvan kesileceği yere kadar yürüyüp bir de bilmeli. Bir ayağı bile topal olsa, bunu hiç basamasa, çok basamanla hayvan çok zahmet çekiyorsa, bu hayvan tabi sakat hükmüne geliyor. Bu hayvan da Allah için kurban olmuyor. Yine bir hayvan aşırı zayıf, artık kemiğinde ili kalmamış, bir deri kemik dedik tabiriyle hayvan çok zayıfsa, bu da Allah'ın kurban olmuyor. Yine hayvanın kulağı kesikse, eğer kulağının yarıdan çoğu kesikse, hiçbir kurban olmaz. Yarısı kesikse yine şüpheli. Yani olur diyen de var, olmaz diyen fukahamız da var. Elden geldiği kadar hayvan demek ki kulağının yarıdan fazlasının da sağlam olması. Yine kuyruğu aynı şekilde kuyruğun da yarıdan fazlasının sağlam olması. Bir de hayvanın dişleri mezdişleri vardır. Hayvan eğer dişlerinde noksanlık varsa ağzında hayvanın, ama hayvan dişinin noksanlığı az olması nedeniyle diğer hayvanlar gibi yerden oltayabiliyor, karnını doyurabiliyorsa bu da kurban olur. Ama hayvan artık otlayamıyor, otu kesemiyor ön dişleri. Yemi de artık öğütemi yiyemiyor hayvan, zayıflamış hayvan. Bu da kurban olmuyor tabii, olamıyor. Boynuza gelince, hayvanın boynuzu kırılsa, yukarıdan, yarıdan falan kırılsa, bunun bir zararı yok. Ancak boynuz kökten, dipten kırılıp da hayvanın beynine zarar verirse, o zaman bu da kurban olmaz. Ayrıca bir hayvan doğuştan boynuzsuz ise kurban olur. Koyun ve keçi ancak bir kişi adına kurban edilir. Bir koyun koç ne kadar iri yapılı olsa, değeri kıymetine yüksek de olsa, iki kişi bunu ortak kesemezler. Demek ki koyun ve keçi ancak bir kişi adına kurban edilebilirler. Ne kadar iri yapılı olsa, kıymeti olsa da iki kişi ortak bunu kesemezler. İnek, yani sığır, manda ve deveye gelince bunları ortaklaşa Müslümanlar kesebilirler. Bu ortaklıkta 7 kişiye kadar son sınırı. Tabi dileyen tek başına kesebilir. Bunda sayı, ortak sayısı tek çift olabilir, hiç fark etmez. 2 kişi de kesebilir ortak bir hayvanı, yani sığır mandayı. 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, en son 7 kişi ortak kesebilirler. 8 olmaz yani. Tevşit zarar vermiyor. Yalnız
böyle ortaklaşa büyük hayvan kesilmeye karar verenler önce kendi aralarında birleşecekler, ortalık meydana gelecek, ondan sonra hayvan almaları gerekiyor. Mesela bir kişi, iki üç kişi bir araya gelmişler, bir hayvan almışlar. Kurban etme niyetiyle. Sonra bakıyorlar ki bunlar biraz pahalı geliyor. Biri de ortak olmak istiyor bunlara. Ben de alın aranıza diyor, ortak olayım ben de diyor. Bu sonradan ortak almak caiz oluyor yani olabiliyor ama meal kerah ediliyor buna, mekruh oluyor. Yani hoş bir şey olmuyor. Çünkü onlar önce alanlar, iki üç kişi, kimdi, kaç kişiler. Bunlar bunu kendileri için almışlar bunlar bunu. Aldığı için kesecekler. Buna başta ilave etmek, yani bir nevi bir pay satmak ondan bu olmuyor tabii. Yani olmuyor değil, olabiliyor. Meal kerahe deniyor buna. Kerih, yani hoş olmayan bir durum oluyor anlamına geliyor. Özellikle mesela 2-3 kişi halle vakitleri yerine değil. Yani bunlara kurban kesme vacip olmayan kişiler. Yani fakir. Ama merak etmişler, ortak hayvan almışlar. Bunlar ortak başı alamazlar bunlar. Bunlar fakir olduğu için birine atak oluyor bunlarınki. Ortak alamazlar bunlar. Ayrıca ortaklaşa hayvanın keseceği zamanlar bunun bazı tabi koşulları da var. Yani bunu bilmemiz gerekiyor ki yapılan işin Allah katında kabul edilmesi için. Öncelikle ortaklaşa kesileceği zaman ortakların her birinin Müslüman olması şart. İslamiyet şart. Allah korusun ortaklardan biri gayrimüslim ise hiçbirinki olmaz. Çünkü hayvan tek olduğu için. Hayvan tek olduğu için burada tek can var. Tek hayvan var. Bu can bölünmüyor bu. 7 kişi ortak olsa bile işten birisi gayrimüslim ise Hristiyan Yahudi. Ya da işten birisi güya Müslümanım diyen kişi ama inancı başka sapık ideolojiye kapılmışsa ya da haş Allah peygambere söven, dinlemeye söven kişi ise bu tabi dinimizde Müslüman sayılmıyor bu kişi. İşte Allah korusun ortakların birisi de böyle inancında bir sakatlık varsa o zaman hayvan tek can olduğu için hayvan kurban olmuş olmuyor. Ortakların hepsinin kurbanı boşa gidiyor, et oluyormuş oluyor. Ayrıca ortaklaşa kesildiği zaman ortakların her birisine niyeti, yani amacı Allah için kurban kesme olması gerekiyor. İşinden birisi kurban ilgisi yok. Böyle sevapla bir amacı yok. Sevap aramıyor kendisi. Ama bakıyor ki hoşuna gidiyor. Hayvanı da beğeniyor. Hesaplına geliyor. Ben de gireyim de çoğu et bol yesinler diye. Yani et niyetiyle girerse yine diğer ortakların da kurbanı olmuyor. Yine ayrıca ortakların her birinin de bundaki payı, yani paraya katılım payı eşit oranda olması şart. Diyelim ki mesela 5 ortak bir araya geldiler. Yine kaldılar 1 milyona. Ne düşüyor? Her biri 200 bin lira katacak. Efendim bir de ben katayım da eti 3-5 lira fazla alırım. Olmaz. Mutlaka ortaklığın her birinin payı
aynı eşit olması şart bu da. Mesela bir kimsenin üzerinde ada kurbanı borcu var. Ya da kişi bir çocuğu olmuş, akika kesmek istiyor. Böyle bir hayvana girebilir mi? Pek babul sayılmıyor. Özellikle İmam-ı Züfer hiç olmuyor. Olmuyor. Bunun için demek ki bunların da ayrıca kesmeleri daha makbul, daha eftel. Bir de hayvan ortaklaşa kesildiği zaman etin bölümü taksim meselesi de önemli şimdi burada. Mesela 5 ortak, 6 ortak hayvan kesmişler. Ne olacak? Hayvan eti orta sayısına göre bölüşecek, ayrılacak. Ama bunda tahminen paylaşılmaz bu. Çünkü gerek bu kurban eti olsun, gerekse başka bir mal olsun. Yani ölçülü ölçülen, ya da tartıyla tartılan veya sayıyla sayılan başka mal olsun, ortak malda tahminen bölüşme olmaz. O zaman faize giriyor bu. Faize giriyor. İşte ortaklaşa hayvan kesildiği zaman da ne gerekiyor? Ortak sayısına göre etlere bölünecek. Bunlar tartılacak bunlar. Biri fazlası alınır, öbürü ilave edilir. Ondan sonra gereğinde kura çekilir, et alırlar. Ancak ortaklaşa hayvan kesenler bir ev halkı ise, mesela bir baba hanımı, ki altının vardır ya da kananın kadının üzerinden işte miras almıştır, parası vardır. Ede gelini olabilir ama bir kapta yemek yiyenler, yani bir mutfakta, bir tencerede yemek pişiriyor, beraber yiyorlar. Bir ev halkı açısı, 3-5 kişi, her birine kesmeye yeteneği var, yani durumu iyi. Bunlar ortak kestikleri zaman, o zaman tabii tek kazana kaynayacağı için bölüşmeye gerek yok. O zaman gerek yok bunu, bir ev halkı yerlerse. Ama baba oğul da olsa, kardeş kardeş de olsa, eğer evleri ayrı ise, yani kazan ayrı ise, o zaman mutlaka bunun tartılı bölmesi gerekiyor. Bir kimse ölen bir kişi içinde kurban kesebilir mi? Kesebilir sevgili kardeşlerim. Mesela kişi kendisi bir ortak bir hisseye giriyor. Dilerse ölen annesinin de babasını da katabilir. Ya da kendi kesecek, hanımla beraber kesecek. Durumu iyi, iki kişi keseceğine ne yapsınlar? Mesela iki taraftan da işte birinin annesi, birinin babasının da bunlar katsınlar bunlar, daha sevap olur. Ölen bir kişi ölmeden önce para bırakıp eğer vasiyet etmişse, işte benim paramla bana kurban kesin diye vasiyetmişse, para bırakmışsa, o zaman ölü adına kesilen kurban etini kesen yiyemez. Onu dağıtması gerekiyor ona. Hepsini dağıtması gerekiyor. Ama ölen bir kişi, kişinin yakını, böyle bir vasiyette bulunmamış da, kişi kendiliğinden, işte anneme, babama, teyzeme, dayıma kesin derken, onu da ortak yapmışsa, bu ette onun kendi payı gibidir. İstiği bundan tasarır, yapabilir bunda. Bir de hayvanın tabii şimdi kesilmesi durumu var. Hayvanı kim kesmesi gerekiyor? Eğer kurban sahibi kendi kesebilirse, ehilse bu işte,
Tabi en eftali, yani en sevabı güzeli, kendisinin kesmesi bunu gerekiyor. Ama kendi buna ehil değil. Beceremem diyor. Hayvana eziyet yapabilirim diyor. Korkuyor. O zaman kişi ne yapar? Birini vekil eder. Seni vekil ettim der. Vekaleten kes bunu bana der. Vekili keser. Yine ortaklaşa kesmede de ortaklıdan biri bu işi biliyorsa onun kesmesi daha eftaldir. Diğer ortaklar ona vekil ederler. Hepsi adına kesmiş olur. Ortaklardan biri kesemiyor. Dışarıdan başka bir kesici gerekiyor. Bu da oluyor tabii. Bu da olur. Yalnız tabii hayvanı kesecek olan kişinin de bazı özellikleri bulunması gerekiyor. Nedir bunlar? Onun da mutlaka Müslüman olması şart bunda. Bu da şart bunda. Kesici Müslüman olacak. Allah korusun, alkolik, Allah'a seven, dine seven, imana seven, kitaba seven kişi, bu tabi İslam dışında kalmıştır. Yani Müslüman denmiyor bu kişilere. Onun kestiği murdar olur, yenmez tabi. Demek ki mutlaka kesicinin de seçiminde İslami yönün araştırılması gerekiyor. Kasap olsun, mesleği ne olsa olsun. Kesicide bu İslami kişiliğinin öncelikle araması gerekiyor. Tabii aynı zamanda bu kişinin biri de bundan ehil olması gerekiyor. Hayvan kesileceği zaman ne yapman gerekiyor? Tabii önce hayvana son bir defa önünde yoksa yemi falan hayvana bir yem gösterilir. Hayvana su gösterilir. Sonra fazla gürültü yapmadan, genelde ortaklaşa kesmede çok gürültü yapılıyor. Hayvanda bir duygu vardır, sezgi hayvanlarda. Hayvanlar bunda ürküp seziyor hayvanlar bunu. Bunun için öyle gürültü patırtı yapmadan hayvanı tutup okşayarak, severek, tabii hayvan ne de olsa birden gitmek istemez tabii kesileceği yere, öyle itip kalkıp fazla çekmeden, hayvana eza cefa yapmadan, tatlılıkla hayvanı nerede kesim olarak götürmesi gerekiyor. Tabii kişi, şimdi günümüzde bazı özel kesim yerleri var, ona tabii daha başka. Ama kişi mesela evinde köyüne kesecekse, bir çukur kazar, kanlar toplanması için oraya. Hayvan buraya güzellikle getirilir. Ve mutlaka bıçağın da güzel keskin olması sevaptır. Sünnettir hem de. Büyük olması bıçağın daha iyidir. Ayrıca hayvanın yanında bıçağı bilememek lazım. Yine bir hayvan kesilirken başka hayvanlar bunu görmemesi gerekiyor. Hayvanlar bunu sezerler. Onu Allah bir duyurmuş Mevlam onlara. Hayvanlar için bu çok acı bir sezgi olur onun için. Böyle gürültü yapmadan, demek ki tatlılıkla, hayvanın yanında bıçağı bilememe koşuluyla, hayvana bıçağı göstermeden, hayvan kesici yere götürülür. Hayvan sol tarafına yatırılır, yüzü kıbleye gelecek. Hayvan burada sağa yatırılmıyor. Nedeni? Çünkü kesici bu defa sola kesmesi gerekiyor. Ama hayvan sola yatırılınca kesici kişi sola hayvan baş tutar, sağa keser. Bunun için demek ki hayvan sola yatırılır. Hayvanın yüzü ön tarafı yani kıbleye doğru çevrilir. Tabii burada yavaş hep bağırmadan bir tekbir getirilir burada. Bu bayramın bir özelliğidir yani. Bu mecbur değil, tekbirle getirilir. Yine burada kurban duası ilgili Kur'an'da ayet-i kerimeler vardır. Biri En'am suresi
ayet 79'da Bismillah inni veccehtü veçhi diye başlayan ayet-i kerime. Eğer kurban kesecek olan kişi ya da kurban sahibi, ortakların birisi, orada bulunan birisi biliyorsa bunu, ezber bize ezber, bilmiyorsa Kur'an'dan En'am suresi ayet 79'da inni veccehtü veçhi diye başlar bir ayet-i kerime. Yine En'am suresi ayet 160-163'te kul inne salati ve nusuki diye başlayan ayet-i kerime kişi bunları okuması da sevaptır. Bundan sonra şimdi sıra geliyor kesime. Tabi vekalet verildi. Kesen kişi de bunu kendi adına değil öyle kalbinden geçirecek. Kurban sahibi adına kestiğini kalbinden geçirecek. Ve hayvanı kim kesecek ise onun son sözü şu olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra konuşmayacak başka bir şey ama. En sonu bu olacak. Yani hayvan yatırıldı. Duası okundu biliniyorsa bilmiyorlar okuma olur mu? Olur okumadan tabii. Okun daha sevap yine olur. Yalnız bu da tek şart şu nedir? Hayvanı kim kesecekse ve orada hayvana kimlere yardım ediyorlarsa hayvan tutup da keseceğe onların söylemesi gerekiyor. Son olarak konuşmadan tekrar Bismillahirrahmanirrahim diyecekler. Hayvan kesecek tabi. Koyun, keçi, sığır manda bunlara zebh deniyor. Boğazdan kesiliyor. Bu yumurcak denen şey vardır. Bunun yukarıda kalması daha eftalde görülüyor. Fakat öbür de olsa da yine zarar vermiyor. Yalnız burada bir ince nokta var. Dört damarın da kesilmesi gerekiyor burada. Nedir dört damarı? Damar deniyor bunların dördüne birden. Biri nefes borusu. Arkada yemek borusu. İki de iki tarafta şah damar vardır. Kalın damarlar vardır. İşte kesecek olan kişi besmeleden sonra bıçağı çeker, kesim bıçağını çeker. Bu dört damarın yemek borusu, nefes borusu, iki de kalın şah damarı, beyne giden damarlar kalpten, bu dördün kesilmesi gerekiyor. Bu dört damar kesildi mi beklenir. Beklenir. Bu arada koyunun üç ayağı bağlanır yatırırken. Arka sağ ayağı üstte boş bırakılır. Hayvan çünkü biraz tepindi mi nispeten acısını daha az hisseder hayvan tepinince, hareket edince. Tabi büyük hayvanlarda dördü bağlanması gerekir. Çünkü hayvan tepinince yanındakileri yaralayabilir, ölüme sebep olabilir. Bunun için inek gibi hayvanların dört ayağı bağlanır, yatırılır. Koyunun ise üç ayağı bağlanır. Arka sağ ayağı baş bırakılır. İşte kesecek kişi besmele çekti, Allah-u Ekber diye dört damarını kesti. Bekleme gerekiyor orada. Hemen başı koparılmaz hayvanın. Bekleme gerekiyor. Kan akar. Hayvan tabi orada, hayvan ilk baştan bunu fark etmez bir can acısını, bıçak keskinse. Ondan sonra hayvandan can acısı başlar hayvanda. Tabi bu arada kurban sahiden buna da bakması gerekiyor. Özellikle ilk akan kan günahların affına kefaten sebep oluyor. Ayrıca bunda bir ibret, tefekkür etmek gerekiyor. Bir günahsız hayvan bile nasıl kolay kolay can veremiyor birdenbire. Yani ölüm denen o hal, can verme hali gerçekten çok güç bir şey. O günahsız hayvanlar bile nasıl can veriyorlar, nasıl tepiniyorlar, nasıl zorlanıyor hayvanlar, nasıl boğazın sesler çıkıyor bunlar da can verirken. Kişi buna bakmalı. Tabanda kişi herkes kendi öleceğini düşünmeli. Ama herkesin başına gelecek arkadaşlar.
ölüm acı gelecek. Hayvan öldükten sonra ondan sonra başı kesilir. Ondan sonra üzülmeye başlanır. Tam ölüm oluşmadan başı kesilir, yüzüme başlanır Allah korusun. Bu da hayvana bir eziyettir, mekruh olur. Yani kişi için iyi olmaz, günah olur. Bir insan kurbanı bir hayvan aldı. Erken aldı hayvanı mesela. Yeri müsait, bakacak. Ahırı mahırı var, bahçesi var, bakacak. Aldığı hayvan belki fark etmedi kendisi, gebeymiş hayvan. Daha kurban kesim günü gelmeden hayvan doğum yaptı. Ne yapacak bunu kişi? Zenginse, yani üzerine kurban kesmek vacip olan kişi ise, yalnız anasını tabii kesecek, yavru bırakır. Bunu kesmez. Yani kesin mecbur değil yani. Ama kurbanı kesecek olan kişi, alan kişi fakir. Kendine kurban vacip değil. Ama illa keseceğim demiş. Kurban keseceğim diye bir hayvan almış. Koyun almış mesela. Ya ortak neyse girmişlerse. O zaman bu fakirin veya fakirle ortak olduğu bir şeyde hayvan doğum yaparsa şimdi bir kişiye vacip olmadan bir insan bir nafileye başladı mı, onun tamamlaması vacip oluyor kişiye. Namaz da bunun gibi. Oruç da bunun gibi. Mesela bir kimse Ramazan dışında kaza borcu falan da kendisinin yok. Niyet etti oruç tutmaya. Oruca başladı. Olabilir ya. Öyle bir hal meydana geldi. Orucu bozan mecbur kaldı. Ne yapacak bu kişi? Üzerine unutması farz değildi. Vacip değildi. Mecbur değildi. Ama Allah orucu başladı. Onun tamamlaması bu sefer vacip oluyor üzerine şimdi. Bozmuşsa yine kaza gerekiyor. Namaz da bunun gibi. Bir kimse öyle farz süre değil. Bir kimse bir namaza başlamış. Mesela iki kez namaz kılıyor kendi kendine, namaza başlamış. Bu namazı bitirmesi vacip oluyor buna. Eğer namazı bozma durumu olursa, eli kanadı bir şey oldu mesela, namaz bozulmuşsa, o namazı tekrar kılması bu yüzden vacip oluyor bir sefer. Şimdi bir fakir kişiye, yani belirli bir meblağa, nisaba malik olmayan kişi, üzerine vacip bir kurban kesmesi. Ama ile keseceğim diyor. Merak ediyor her neyse. Bu kişiyi bir kurban aldı mı bir nevi adak gibi oluyor. Adak gibi oluyor. İşte bu fakir aldığı kurban da hayvan doğum yaparsa kurbandan önce ne yapacak bu kişi? Hem anası kesecek hem yavruyu kesecek. Ona da bağlıdır çünkü. Bağlıdır. Kesmesi gerekiyor. Hatta elden geldiği kadar yani kişiye vacip değilse kurban keseceğine başka bir şey yapması daha eftaldir. Çünkü bazı fukahalara göre bir kimseye kurban vacip olmadan kurban keseceğim derse bu niyette hayvan alırsa kurban keseceğim diye bu bir nevi adak yerine geçiyor. O zaman hüküm tabii değişiyor. Ne oluyor? Kendi fakir olduğu halde kendini yiyemiyor. Çoluk gidiremiyor bunu bu sefer. Bir de hayvan alınmış, kurban hayvanı bilinmiyor. Gebe çıkmış hayvan. Hayvan kestikten sonra hayvanın karnından yavrusu çıktı. Ölü çıktı ama yavrusu. Hayvan annesi kesildi. Karından ölü hayvan çıktı. Bu ne olacak şimdi? İmam-ı Azam Efendimiz'e göre bu hayvan eti yenmez. Necistir o.
annesi kesildi. Hayvan içinden ölü çıktı. İmam-ı Azam'a göre bu yenmez. Bu ayrı kesin yapmadığı için. Yalnız İmameyn'e göre Hanefi'de üç müşehit vardır. İmam-ı Azam hocaları başları. Giden talebesi ona da müşehit onlar da. İmam Muhammed ve İmam Yusuf Hazretleri'ne göre ve diğer üç mezhebe göre de ama bak. Ağırlık şimdi burada. Şafii, Maliki, Hanbeli üç mezhebe göre de ve bize iki imama göre de kurban kesen hayvanın tabi kurban olmasa bile bu aynı bu kural bunu işliyor. Bu kesen hayvanın karnından yavrusu ölü çıksa bu hayvanın hılkatı tamamsa yani organları teşekkür etmiş tam hayvan şey almışsa bu eti yenebiliyor onlara göre bakınız. Helal oluyor bence. Helal oluyor. Şimdi aklımıza burada bir soru şu takılabilir. Peki İmam-ı Azam neden olmaz haram diyor da üç mezhep imamı hepsi müşehidin mutlak. İki de bizim mezhebimizden mezhepte müşehid iki imam da olur diyorlar. Neden böyle oluyor? Bir hadis-i şerif buradan tabi kaynak alıyorlar işaretlerine. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri zekâtü cenin zekâtü ümmihi. Şimdi üç mezhep imamına göre biz iki imamımıza göre zekâtü cenin cenin karındaki yavru. Onun kesimi zekâtü ümmihi annesinin zekatıdır. Kesimidir. Annesi kesildi mi annesi helal mı o da helaldir. Bazı şerife göre. Yalnız İmam-ı Azam'a göre buradaki zekatı zekate. İmam-ı Azam'a göre bakın. Bir hareketen işa değişir burada. Zekatü cenin, ceninin yavrunun kesimi zekate üstün ümmihi. Burada zekatı okununca burada bir kaf teşbih bir harfi var. O buradan hasvermiş oluyor. Yani annesinin zekatı gibi anlamına geliyor. Annesi nasıl kesiliyorsa onu kesilmesi anlamına geliyor. Tabi işaret meselesi bu da. Bir kısa buna bir bilginiz olsun inşallah. Günümüzde güncel olarak çok sorulan bir sualde kurban kesmesek de parasını işte bir hayır cemiyetine işte filan yerlere fakire şuna buna versek diye bazı kişiler böyle bir şey soruluyor bazı şeyler. Bu olmuyor sevgili kardeşlerim. Bu kurban bir ibadettir. İbadettir. Demek ki mutlaka kurban kesilmesi gerekiyor. Ancak bir kimse güvendiği bir müesseseye, bir yardım kuruluşuna oraya kesin güveniyorsa ama bir kişi o zaman olabilir. Orada birini vekil eder ama. Kur'an parasını verir. Benim adıma işte bir koyun al, ne şunu al, benim adıma vekaleten kes der. O da bu vekaleten kabul ederse olabilir. Ama mutlaka o vekil alan kişinin bunun verdiği parasıyla mutlaka bir kurban hayvan alıp kesmesi buna adına gerekiyor ama şarttır. Bu olmazsa olmaz böyle şey. Bunun dışında güvenilmeyen yerlere işte para gönderir de işte keser mi kesmez mi şu bu. Eğer bunda bir kuşku varsa bunu yapmama gerekiyor bunu. Bir kimse kurbanlık bir koyun almış. Üzerine vacip kişinin bunu almış kişi. Fakat kurban bayram günlerinde üç gün olan kesim günlerinde kişinin başına bir hal geliyor Allah korusun. İşte
hastalığı oldu, hastaneye gitti, oraya gitti, buraya gitti, yakın hastalandı. Kişi bunlarla uğraşırken kurbanını kesmeye vakit zaman bulamadı. Ve üçüncü günde artık güneş battı, akşam oldu yani. Kurban kesim günü bitti. Kişi ne yapacak şimdi? Aldığı o kurbanlık koyun duruyorsa bu defa onu canlı olarak vermesi gerekiyor. Sadaka fakirlere vermesi gerekiyor. Yani bir hayır cemiyetine verebilir, diğer yere verebilir bunu. Bu kişi yine sadaka vermesi gerekiyor buna. Canlı olarak. Kesemez bunu artık böyle. Kesim artık olmaz. Yok hayvan alamamış kişiye. Mesela kişiye kurban kesme üzerine vacip olduğu halde kişiye kurban günleri içerisinde, 3 gün içerisinde kurbanı alamadı, kesemedi. İşi oldu, şu oldu, bu oldu. Tabii zaten seferi yolcu bir yere gitse kurban bayram günlerinde son günü şart ama. Son günü de kişi güneş batmadan batıncaya kadar sefer yolcu devam ederse zaten bu zengin de olsa bu kurban vacip olmuyor. Ama kişi böyle bir yolcu da gitmedi. Fakat kurban bunu kesemedi. İşte zaman bulamadı, hayvan bulamadı, işi oldu, hasta oldu, koştu alamadı. Bu kişi ne yapacak? Bu kişi kurban kesim günü çıktıktan sonra ise üçünün gecesi, ise dördüncü gün ise daha sonraları günlerinde bir koyun fiyatı neyse ortalama normalde o değerinde bir parayı fakirlere sadaka vermesi gerekiyor. Bu açıdan kurtulması için. Efendim şimdi ben kurban kesme günü gitti ama ben bir yine kurban kesmek istiyorum. Kaza ile olmaz. Bunun kazası yok bence. Kurban kesim günü vardır. Belli günü vardır. Kurban kesim günü 3 gündür Hanefi'de. Şahin 4 gündür. Bugün çıktı mı demek ki ondan sonra kişi kesememişse hayvanda almamışsa hayvanda yoksa mevcut eli altında kişinin parasının değerini sadaka vermesi gerekiyor. Bir kimse kurbanlık hayvan almış önceden. Ve bu kişiye de kurban kesmesi vacip. Yani zengin kişi. Aldığı hayvan öldü. Ne yapacak? Başka hayvan alacak, kesecek. Yani vacip. Aldığı hayvan ölmedi de ama hayvan ağır sakatlandı. Ayağı kırıldı, işte gözü çıktı, şu oldu bu hayvan ağır sakatlandı. Ama kişi zengin, ona kurban kesmesi vacip. Bu kişi ne yapacak? Bu hayvanı bir kasaba bir yere satacak. Dilerse tabii. Mutlaka başka hayvan alıp bunu kesecek. Fakir kişiye gelince, üzerine kurban kesmesi vacip bir kişinin, ama merak etmiş, bir koyun almış mesela. Aldığı koyun öldü. Buna tekrar başka koyun gerekmiyor buna. Çünkü bir koyunu aldı, o koyunu kesmesi ona vacip oluyordu. Adak yerine geçiyordu. Onun kesmesi gerekiyordu. O hayvan öldü, buna başka gerekmez, bunu almazsa. Hayvanı ölmedi de, yani fakir aldığı kurbanlık hayvanı ölmedi de ama sakal ayağı maya kırıldı, zarar etmez. Bu kişi başka hayvan alma buna gerek kalmıyor. Aldığı hayvan sakatlanmış da olsa kurban da bunu keser, buna bu yeterli olmuş oluyor. Bir de kurbanın derisi konusu var tabi. Bunun da boşuna gitmemesi için Müslümanların biraz tabi çaba sarf etmesi gerekiyor sevgili kardeşlerim.
ne hikmetse yıllarca belli bir kuruma vermeyi Müslümanlara baskı ile zorluyorlar Müslümanları. Eğer dünyada insan hakları arayan bir yer olsa, var diyorlar. Var da tabi bu iki taraflı bunlar. Yani yanar döner böylece. Yani çifte standart denen tipte tabi bunlar. Eğer gerçekçi bir insan haklarını arayan bir kurum, bir hukuk kurumu olsa, bir Türk vatandaşı da oraya başvursa, öyle bir şey olsa, tabi bu insan haklarına sığınmaz. Din özgüne sığmaz. Kişi kurban almış, parasıyla almış kendisi. O kurbanın eti de onun, derisi onun. Bu kişi kestiği hayvan etini dilerse kendisi yer, dilerse fakire verir, işte hediyeleri zenginlere verir. Serbest mi bundan? Serbest. Peki bu hayvanın derisi bunun hakkı değil mi? Bu almadı mı bunu? Peki bunu hangi güç nasıl zorlayabiliyorlar? Hangi hukuka sığıyor acaba bu? Yani sığıyor mu hukuka, sığıyor mu bu şekilde böyle bir şey? Yani zorbalıkla bunu buna veriş demek. Sığarım bu, sığmaması gerekiyor tabii. Sığmaması gerekiyor. Dediğim gibi böyle bir hukuk arayan, yani böyle gerçekçi bir hukuk kurumu olsa, insan hakları kurumu olsa, tabi buraya başvurulsa, yani bu iş burada çözülmesi gerekir. Ama kanaatim böyle bir şey yok dünyada şu anda. Çünkü şu standart uygulanıyor tabi bunlar buralarda. Şimdi dini açıdan konuya baktığımızda, bir kimse kestiği hayvanın etinde serbest. Eğer kişinin durumu iyiyse, hayatı yerindeyse, bunu isterse üç bölüm yapar. Tahminen tabi. Şadatma şadi bu arada. Kendi etini. Üç bölüm yapması endup, yani güzeldir. Ne yapar bunu? Üçte birini evine ayırır. Kendini çok ayırır böyle. Üçte birini dost ahbabını hediye olarak verir. Bu zengin de verilir çünkü bu. Üçte birini de fakirlere sadaka olarak. Yani tanısın tanımasın, eğer gerçek fakirler biliyorsa bunlara vermesi eftaldir. Ama bunu yapmaya da kişi yine dinin bunu zorlamıyor bakınız. Bak, dikkat edin buraya bak. Yani dinimiz kişi burada zorlamıyor ama. Zorlamıyor. Böyle yaparsan iyi olur diyor dinimiz. Üçe bölersen iyi olur diyor böyle. Üçte birini evine bırakır, çocuğuna, kendisine. Üçte birini eşine, dostuna hediye olarak pakette verir. Üçte birini de fakire sadaka verirse iyi olur diyor dinimiz bunu. Ama dinimiz bunu zorlamıyor. Böyle. Neden? Çünkü mahzabi kişi yine kendisi ama. Her ne kadar Allah için kesmişse de bunu, yine mal sahibi odur. İnsan bunu malını zorlamıyor. Hatta dinimiz şöyle bir kolaylık bir var dinimizde, kurbanı kesen kişi her ne kadar nisaba malik. Mesela kadın da tabii bunu kesiyor. Kadın altınları vardır. 90 gramdan fazla. Hatta bunda yıl girmişse beklenmiyor. Mesela bir kız, sözlü kız bile, henüz daha sözlü kız bile, kendisine 10 gün evvel, 3 gün evvel bilezik takılmış, altın takılmış. Bunlar 90 gram geçiyorlarsa, Hanefi'de o anda kurban gerekiyor, sana gerekiyor. Şimdi bu durumda kişi, mesela kurban kesen kişi, pek halvati yerine değil. Ama kurban hesabına belli bir meblağ sahip olduğu için kurban kesmiş kişi, bilhassa bir aile reisi kurban kesmişse, evinde çoğu çocuğu da kalabalıksa,
evine her zaman et alamıyorsan, bu kişi dilerse kurbanın etini tam evinde bırakabilir. Bakın. Hiçbir sakınca yok bunda böyle. Hiçbir kerahati yok bunda. Şimdi kişi etinden tabi dini açıdan serbest olduğu gibi derisi o da insanın kendi mülkü. Bakınız. İslam bundan zorlamışlara ver derlerden. Kişi dilerse kurban derisinden kendi yararlanabilir. Tabi eskiden işte posteki yapılırdı, tabaklanırdı, hatta çarık yaparlardı, şunu yaparlarmış. Hatta bazı kaplar yapıyormuşlar bile. Kırba deniyor, su kaplı yapıyormuş eskiden. Yani kişi dilerse kurban etinden kendi yararlandığı gibi dilerse, derisen kişinin yararlanabilir, kendisine yararlanabilir. Ancak satmaya gelince satıp parasını yiyemez işte. O başlayan böyle şey. Eğer satacak olsa o zaman parasını yiyemez. Eğer satarsa ne yapacak? Bunun parasını mutlaka fakirlere vermesi gerekiyor ama. Vermesi gerekiyor. Tabii bu arada kurban derisi mesela günümüzde bir köy halkı toplansalar da o kurban derileri köye toplansa köy ihtiyacı karşılanır ve her yıl yani küçük hayvan büyük hayvan olsun böyle şey. Köyün tabii camisi bir noksanı vardır. Çeşmesinin su yollarının bir noksanı vardır. Köyün yol işinin bir noksanı vardır. Vardır köyün işi vardır. Bence. Yani köye toplansalar da dışarı vermeseler bunlar satılıp o köye harcansa. Yeni şehirlerde de her semte böyle bir 3-5 kişi mesela bir araya gelebilseler da bilmiyorum mevzuat buna şey verin vermiyor bilmiyorum tabi onları. Yani böyle imkanlar olabilirse her semte, her çevrede bir yerde toplansa bunlar, bunlar satılsa o çevreyi güzelleştirseler bunlar. Tabii camiye yardım edilebilir, Kur'an kursuna biraz yardım edilebilir, gereken bazı yoluna, moluna, batana, çukuruna, şusuna, busuna yardım edilebilir. Yine mahallede çok fakirler varsa onlara maddi para yardım edilebilir. Zaten Osmanlılar döneminde devletin işi çok hafif bu konuda. Bu sosyal yardımlaşma halka taban inmiş sevgili kardeşlerim. Bir yere su mu lazım? O dönemde tabii kuyu kazılıyor da böyle şey. Bakıyorsun bir hayırsever bir Müslüman kişi Allah için hayır olarak bir kuyu açıyor böyle. Üzerine ipini koyuyor, kovasını koyuyor. Hayvan şey yalıklarını koyuyor bunların. Sonra yine Müslümanlar çeşme yaptırmışlar bakınız. Hep Müslümanlar bunlar böyle. Yollar Müslümanlar yaptırmışlar. Camiler her şey hep Müslümanlar yaptırmışlar. Yani devletin işini hafiflemiş böyle şey. İşte bu gerek bu kurbanda, gerek bu şekilde hayırlarda tabanı indirirse, yukarıdan bir baskı yapılmasa, tabanı indirirse gerçekten hem halk devlete yardımcı olmuş olur. Böyle. Çok yerlere köprü yapılır, şunlar yapılır, bunlar yapılır. Bir sosyal yardımlaşmalar olur. Fakirler burada korunur. Gerçekten İslam dini bunlara çok güzel kurallar koymuş bunlara. Demek ki elimizden geldiği kadar inşallah Teala eğer kurban derisini de Allah'ın rızası uygun bir yere verebilirsek, imkanımız varsa verebilirsek ne oluyor? Bize ayrıca da bir sevap gelmiş oluyor bakınız. Bu da bize ayrı bir sevap olmuş oluyor böyle. Ama kurban derisine artık böyle bir isimlere veremiyorsak yani bilmiyorum yani şu çağda insan hakları diye gürültü ayuka çıktı şu dönemde bir Müslüman kestiği koyunun derisen kendi mülküne karışamıyorsa bilmiyorum artık böyle hangi kanuna sığar bu? Hangi vicdana sığar? Ben tabii bilemiyorum aslında kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim
Bir de işte kısa da inşallah biliyorsunuz Kur'an bayramının bir özelliği de tekbir getiriliyor. Tekbir-i teşrik deniyor bunlara. Arefe günü sabah namazından başlıyor. Her Müslüman bunu getirmesi gerekiyor. Tekbirleri farz namazdan sonra. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber, illelham diye getirmek gerekiyor bir defa. Allah Teala Mevlam bayramımız mübarek etsin bütün İslam alemine. Rabbim her türlü kurunu kabul etsin inşallah. Lillahi'l-Fatiha.